Merhaba arkadaşlar, ben Codeignite hocası. Laravel'le blok sitesi dersleri 23. dersiyle karşınızdayım. Blok sitesi projemizin artık sonlarına yaklaşırken eksik kalan yanlarını tamamlayarak projemizi bitireceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. PHP artisan diyelim. Bir göz gezdirelim neler yaptık. Bildiğiniz üzere projemizin ön yüzünde herhangi bir sıkıntımız yoktu. Sadece bir düzenlemelerimiz olacak işlemlerimizde, yönetim panelinde yaptıklarımız için. Admin. Makaleler bitti, kategoriler bitti. Evet, sayfalar oluşturma, düzenleme, sayfaların sıralamasını değiştirme, aktif pasiflik durumlarına kadar her şeylerini yaptık arkadaşlar. Bugün o zaman şöyle bir şey yapalım. Sayfalarımız bitti. Şu iletişimden giden mesajları mailimize gönderelim. Bunun için tekrardan admin paneline bir sayfa yapmamıza gerek yok. Çünkü artık burada yaptığımız işlemler de birbirini tekrarı düştü. Hani sürekli oluşturma, güncelleme, düzenleme, pasif olaylarını yapıyoruz. Hani ekstra bir şey öğretemiyorum burada. Yaptığımız şeyleri tekrarlıyoruz. Onun yerine bugün Laravel'de mail işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Onu yapalım. Buradan gönderilen iletişim mesajları mailimize düşsün. Bunu hallettikten sonra da site ayarlarına geçiş yaparız arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. App, HTTP, Controllers, Front, Homepage'deydi sanırım iletişim muhabbeti. Evet. Evet. Biz ne yapmışız arkadaşlar? Gönderilen mesajları iletişim tablomuza kaydetmişiz. İletişimden gelen mesajları. Bunu deaktif edeceğiz ya da isterseniz siz bunu aynı şekilde yönetim paneline ekleyebilirsiniz. Yani iletişimden düşen mesajları yönetim panelinde gösterebileceğiniz bir alan yapabilirsiniz. Ama biz bunu yapmayacağız. Biz ne yapacağız? Buradan gelen mesajları mailimize göndereceğiz arkadaşlar. Hem de Laravel'deki mail işlemlerini küçük bir giriş yapmış oluruz. Tamam öyleyse hemen başlayalım. Laravel'de mail olayları için arkadaşlar env'de yani env dosyasında şu alan var. Kullandığınız mail driver'dan username'inize, password'e kadar burada belirtiyorsunuz. Bakın burada bir şey dikkatinizi çekecek. Burada zaten bir veri var. Ve buradaki host kısmında mail trap yazıyor arkadaşlar. Mail trap'ten bahsedelim birazcık. Mail trap arkadaşlar ücretsiz. Yani ücret belli bir noktaya kadar ücretsiz. Üstünde yazdığı üzere de yani mail test ortamı arkadaşlar. Hani gönderdiğiniz maillerin nasıl göründüğünü işte işlemleri kontrol edebileceğiniz bir alan arkadaşlar. Biz de bu sistemi kullanacağız lokalimizde. Yani herhangi bir kişisel mailimize mail atmamıza gerek yok. Mail trap üzerinden kendimize mail atacağız arkadaşlar. Bakalım mailimiz nasıl gözüküyor, işlemimiz istediğimiz gibi mi? Burada test edebileceğiz. Projeyi canlıya aldığımızda da kendi mail adresimize ya da sunucumuzun mail adresinden bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Ama lokalde geliştirme aşamasındayken Mailtrap tarzı sunucu mail çözümleriyle bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Logout yapalım orayı bir göstereyim. Signup deyip arkadaşlar burada e-mail adresinizde GitHub hesabınız ya da Google hesabınızda kolaylıkla kayıt olabiliyorsunuz. Ben Google'la kayıt olmuştum. Hemen tekrardan giriş yapayım. Giriş yaptıktan sonra zaten arkadaşlar bir inbox açılıyor. Hemen inbox'a tıklıyoruz. Sağ tarafta zaten yani hesabımız için oluşturulmuş olan bilgiler var. Bakın zaten bu alan otomatik Laravel'de gelmişti. Portumuz doğru mu onu kontrol edelim. Port 2525. Tamam onu da kabul ediyor. Username'imizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Geldik buradaki username'imize yapıştırıyoruz. Password'ümüzü de aynı şekilde buraya yapıştırıyoruz. Encryption için herhangi bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Şu an
Mail sunucumuz hazır arkadaşlar. Bazen bunu cache'de tuttuğu için almayabiliyor. Bunun için yapmanız gereken, ben genelde böyle yapıyorum. PHP Artisan Server'ı kapatıp tekrardan başlatıyorum. Yani iyi, direkt kabul ediyor arkadaşlar. Tamam, mailimizi kurduk. Şimdi hep beraber bir mail nasıl gönderiliyor onu görelim arkadaşlar. Laravel'deki mail yapısı çok güzel. Hani notification kütüphanesi diye bir şey var. Oradan kolaylıkla kişilere mail, bildirim atmak çok basit. Lakin ben bu blog sitesini bildiğiniz üzere çok basit tuttuğum için notification olaylarına girmeyeceğim. Laravel'de aynı şekilde mailleriniz için şablonlar da oluşturabiliyorsunuz view içinde. Ve bu view'i mail olarak gönderebiliyorsunuz ve çok güzel görüntüde mailler atabiliyorsunuz. Hani mesela bir hepsi buradan ya da Flow'dan geldiğinde mail böyle bir web sitesiymiş gibi açılıyor ya. Onları yapmanızı Laravel bayağı bir kolaylaştırıyor. Lakin ben bu eğitimde ona girmeyeceğim. Biz basit controller içinden, herhangi bir view de kullanmadan direkt bir yazıyı göndereceğiz arkadaşlar. Öncelikle Laravel'de maili kullanmak için mail kütüphanesini çağırmamız lazım. Use mail diyoruz arkadaşlar. Mail kütüphanesini projemize dahil ediyoruz. Sonrasında bizim contact post kısmımızda rules'umuz gene aynı şekilde geçerli olsun. Hani validate olduktan sonra yapalım. Şurada artık biz ne yapacağız? Ben veri tabanına kaydetmeyeceğim. Çünkü veri tabanını alanı kullanmıyorum. Onu bir şimdilik durdurayım. Şurada mail diyorum arkadaşlar. Row diyorum. Normalde row kullanmıyoruz. Row hiç view kullanmadan, yani nasıl anlatayım? Şöyle. View çağırmadan string olarak, text olarak mail göndermek istediğimizde row elementini, yani row fonksiyonunu çağırıyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz. Row dedikten sonra arkadaşlar içine mesajınızı yazabilirsiniz. Gayet basit şekilde. Önce bir mesajımızı yazmadan önce bir kurulumumuzu yapalım. Virgül bıraktım. Burada mesajımız olacak arkadaşlar. Function dedim. Function'ımızın ismi message olsun. Function'ımı açtım. İndirdim aşağı. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar message'ımızın nereye gideceğini, başlığını, kimden gideceğini, kime gideceğini gibi alanları gireceğiz. Öncelikle message from'a girerek kimden gideceğini mesajımızın belirtelim arkadaşlar. Kimden gidiyor bu mesaj? Bizim sitemizden gidiyor. Sitemizin adı yazması lazım ama o alanları daha yapmadık. Orayı nasıl yapalım? Şey yapalım. App name'imizi yazdıralım. Yok, o da doğru olmayacak. Yani biz buraya şey yazalım. İletişim et blog sitesi.com diyelim. Virgül bırakıp ad soyadımızı yazabiliriz. Blog, yani namımızı belirtebiliriz. Biz buraya blog sitesi olarak belirtelim. Bu mesaj buradan gidiyor. Aslında biz burada kimden, yok öyle olmaz. Tamam. Sonra kime gideceğini girelim. Bu ile. Kime gidecek arkadaşlar bu mesaj? Yani gene bana gelecek. Yani bu sitenin sahibine gidecek. Yani kendimize mail atmış gibi olacağız. Ama ilerleyen zamanda hani bu mesajı kişisel, yani sitenin sahibi kimse kendi mail adresini yazabilir. Yani ben buraya furkangurel@hotmail.com deyip sistemden bana yeni mail geldi, mesaj geldi gibi bir bildirim yapabilirim. Sonra istersek bir tane de subject belirtelim. Yani konumuzu belirtelim bu mesajın içeriğiyle ilgili. Burada şey diyebiliriz. Bu kişinin isminden bize mesaj var diyebiliriz. Öyle diyelim. Request name mesaj, iletişimden mesaj gönderdi
diyelim. Tamam. Şunlar bu bizim için yeterli şu an. Burada da şey yapalım. Mesajımızın içeriğini yazalım. Şöyle diyelim. Mesajı gönderen iki nokta diyelim. Request name'i yazdık. Sonra şurada bir br atalım. Şurası karışmasın diye isterseniz indirelim aşağı. Şurada oluşturalım. Mesajı gönderen mesajı gönderen mail. Request e-mail br'ye attık. Mesaj konusu dedim. Request topic dedim. Ve son olarak mesaj diyorum. Ve request message'i ekrana basıyorum arkadaşlar. Bir de istersek iki tane BR atalım. Şuraya da mesaj gönderilme tarihi diyelim. Request created eti gönderelim arkadaşlar. Tamam. Herhangi bir hatamız var mı? Görünürde yok gibi duruyor arkadaşlar. Eğer çıkarsa zaten inceleriz. Tamam, istersek hemen bir deneyelim. Ahmet Mutlu göndersin. Ahmet Mutlu @hotmail.com'dan atsın. Destek için mesajını gönderdi. Request'i bulamadığını söyledi. Ha, şu sebepten arkadaşlar. Şimdi biz burada yeni bir function açtık ve bu function'ın içinde request değişkenini bulamıyor. Bunu çözmek için use kullanıyorduk sanırım. Şuraya gelelim. Use diyelim. Use içinde request'i gönderelim bir deneyelim. Eğer böyle diye hatırlıyorum. Evet. Mesajı gönderdi diyor. Hemen bir kontrol edeyim Mailtrap üzerinden. Pardon. Evet, bakın bir tane mesaj gelmiş. Ahmet Mutlu iletişimden mesaj gönderdi. Mesajı gönderen Ahmet Mutlu. Evet, ama gördüğünüz üzere bakın BR'leri falan algılamamış. Yani HTML olarak algılamamış attığımız mesajı. Onu düzeltelim arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık araştırma yaptım. Bu row'da HTML taglarını algılatamıyormuşuz. Öyle hatırlıyordum. Yanlış hatırlamışım. Onu düzeltmek için şöyle bir şey yapmamızı önermişler. Biz de onu deneyelim. Şu row'daki içeriğimizi arkadaşlar siliyorum. Burayı boş bırakıyorum. Array olarak. Sonra buraya geliyoruz. Message set body diyoruz arkadaşlar. Ve içeriği yapıştırıyoruz. Sonrasında bir virgül bırakıp
text HTML dersek bunu HTML olarak göndermesi lazım. Hemen bir görelim. İletişim. Ad soyad. Ahmet Metin. Gönder diyelim arkadaşlar. Bekliyor hala. Neden böyle oldu? Hala gitmiyor. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Şey yanlış mı yazık acaba? Yo, internet de var. Arkadaşlar kusura bakmayın benim hatam. Bayağıdır bu mail işlemleriyle uğraşmadım. Ya genelde bu şekilde kullanmadığım için olayı da kaçırmışım. O raw bayağı değişmiş. Tam çözümü buldum. Kendim de test ettim. Bu raw'u tamamen kaldırıyorum. Send yani gönderme gönder diyorum. Bu iki parametre arkadaşlar boş array olarak bırakıyoruz. İşte burada view adını yazıyorduk genelde. Burada da kime gideceğini belirtiyorduk sanırım. Bu alanları boş bırakıp function message use request'i kullanacağımızı belirtiyoruz. Text HTML olduğunu söyledik. Bu şekilde bir kaydedelim. Tekrardan bir deneyelim. Mesajınız bize iletildi. Ahmet Metin iletişimden mesaj gönderdi. Evet, bu sefer BR'lerimizi de almış arkadaşlar. Mesajı gönderen kim? Ahmet Metin. Mesajı gönderen mail Furkan Gürel. Mesaj konusu genel. Mesajı da bu. Mesaj gönderilme tarihini almamış arkadaş. Ha, çünkü biz burada created at kullandık. Mesaj olmadığı halde değil mi? Buraya arkadaşlar now diyebiliriz. Yani şu anki şeyi gönderebilir. Evet. Mesaj gönderilme zamanı da yolladık arkadaşlar. İletişimden geldiğini de görüyoruz. Kime gittiğini de görüyoruz. Gayet başarılı şekilde bir maili nasıl göndereceğimizi gördük arkadaşlar. Kolayı kaçmak için böyle yaptım. Aslında kolayı da kaçmadık. Daha da işimizi zorlaştırdık. Aslında Laravel'de mail göndermek çok basit arkadaşlar. Ama şu an işin içine katmadan, notification kullanmadan basit şekilde mail nasıl gönderilir? Burada gördük. İsterseniz dediğim gibi siz veri tabanındaki alana hala kaydedip yönetim panelinde gösterebilirsiniz. Ben burayı deaktif ettim. İsteyenler kullanabilir arkadaşlar. Mailtrap'ten de bahsetmiş oldum. Burada hani ileriki videolarda yapacağımız template'lerimizi de görebileceğiz. Sıkıntımız varsa görebileceğiz. Mailtrap'i kullanacağız kesinlikle. İletişimimiz de tamam. Bu dersimiz bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşene dek şimdilik hoşça kalın.